Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Biliyorsunuz Battle for Azeroth'un anons edilmesiyle Ally Jace'a bakmak için filan tekrar ufaktan WoW'a başladık. Dolayısıyla arkadaşlar tabii bizim kanalımızda da ufaktan insanlar sormaya başladı. Yani efendim işte nasıl oynanır, ne yapılır, ne olur, ne olmaz. Sıfırdan başlayacak insanlar için arkadaşlar addonlar çok önemli bir şey. Çünkü ben gördüm çok bunu. Addonsuz oynayan insanlar oldu arkadaşlar. Ve addonlar hayatınızı çok kolaylaştırıyor aslında. Çünkü oyunda bazı şeyler nedense düzeltilmemiş. Şimdi şöyle bir şey vardı, bunu söylerim ben hep. Arkadaşlar Blizzard güzel bir addon gördüğü zaman bunu oyunun içine gömüyor aslında. Mesela bir zamanlar OQ diye bir şey vardı. İnsanlar bir araya gelip grup yapmak için kullanıyorlardı. Onu hemen oyun içerisine koydular, Group Finder diye. Sonracığıma İşte Gear Score diye bir şey vardı. Daha Tarratos ilişkin zamanında. Arkadaşlar üstünüzün başınızın kalitesini gösteren bir şey. Onu da oyuna koydular. Item Level diye filan falan. Ama bir kısmını da koymadılar arkadaşlar. Dolayısıyla addonlar inmemiz gerekiyor. Addonları da indirmenin yolu arkadaşlar, Twitch diye şu an ekrana verdiğim bir uygulama var. Twitch'in uygulaması var. Onun içerisinde mods'a geliyorsunuz. Modları direkt buradan arayıp Get More Addons deyip adlarını yazıp şey yapabiliyorsunuz. Şimdi size addonlarımı göstereyim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ayarlıyorsunuz. İsterseniz burada kapatabiliyorsunuz. Şimdi normalde arkadaşlar böyle yapmadığınız zaman mesela bakın bende bunlar out of date gözüküyor ama arkadaşlar bunlar bu şey demek arkadaşlar. Oyuna her patch geldiğinde oyunun versiyonu değişiyor ya. Versiyon değiştiğinde arkadaşlar o en son versiyonu göre güncellenmemiş addonlara out of date diyorum arkadaşlar. Mesela postal bir mail addonu. Dolayısıyla yani aslında addon'a bir şey olmuyor. Bazı addon'lar bozuluyor tamamıyla. Oyuna sürekli hata falan verdirtiyor. Onu deneyip görürsünüz ama bazı addon'da bir şey olmuyor yani güncellememiş olsa bile. Şimdi arkadaşlar şöyle bu Auctionator arkadaşlar Auction House etkin kullanabilmek için daha önce yaptığınız aramaları hatırlıyor. Ondan sonra doğru düzgün her şeyi fiyat sırasında diziyor. Mesela birden fazla obje alıyorsanız obje başı ucuz atıyorum. Şu an siz Silver Ore almak istediniz. Blacksmithing için. Bakıyorsunuz arkadaşlar toplam 50 gold'da 5 tane silver var. Ama daha aşağıda çünkü tanesi 10 gold diyor ya atıyorum 100 gold'da 20 silver var. Onun tanesi 5 gold yapıyor ya onu daha yukarı koyuyor. Tanesine göre dizebiliyorsunuz. İşte dediğim gibi aramalarınızı hatırlıyor. Pratik oluyor. Aynı anda hızlı hızlı alabiliyorsunuz filan. Bu arkadaşlar bu Backbrother. Bu da arkadaşlar karakterlerinizin bankasını şeyini hatırlıyor. Mesela atıyorum bir sürü karakteriniz var bakın benim burada gördüğünüz gibi. Ben şimdi burada 12 tane 110 var. Bir tane de ekstra karakter var. Atıyorum ya benim bilmem nerede kaç pet charm'ım var dediniz mesela atıyorum veya işte bilmem nerede kaç tane enchanting materyalim var dediniz arkadaşlar. Üzerine geldiğiniz an gösteriyor. Diyor ki bu karakterin bankasında şu kadar tane var, üstünde bu kadar tane var, toplam şu kadar gold'um var filan falan hepsini gösteriyor. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Bu çok karakter kullanan insanlar için. Yani belki bir tek karaktere bu gerekmez ama bu arkadaşlar Hearthstone'da pardon alışkanlık World of Warcraft'ta bir tane temel çantanız vardır. 16 karelik, 16 slotluk. 4 tane ekstra çanta kullanabilirsiniz. Şu an bunun maksimum 30 arkadaşlar. 30'luk çanta var. 4 kere 30 120 16 daha 136 kare oluyor. Şimdi arkadaşlar normalde her çantayı tek tek açarsanız bu bütün çantayı birleştiriyor arkadaşlar. Backnum. Yani Inventory tuşuna bastığınız zaman bütün çantalar aynı anda açıyor. Her seferinde tek tek bütün çantaları açmıyorsunuz. Bu güzel oluyor arkadaşlar. Pratik oluyor çünkü inventory gün boyunca sürekli açıp kapadığınız bir şey. Bu arkadaşlar biraz spesifik bir şey. Bunu kullanabilirsiniz. Bu arkadaşlar Call Times diye bir şey var. İnsanlarla beraber yaptığınız etkinliklerde atıyorum işte PvP'ye girerken veya LFR'a girerken veya Dungeon'a girerken arkadaşlar. Call Times şu arkadaşlar silahlara çağrı. Zaten Hearthstone'da var biliyorsunuz kartı geldi. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Atıyorum mesela o sırada tank az. Yani Avrupa'da sıraya giren horde'da tank az. Ve o sırada healer az. O zaman diyor ki sen şu an healer olarak sıraya girersen diyor. Sana daha önce bitirdiğin zaman bütün her şeyin üzerine ekstra bir çanta vereceğim diyor. Veya işte tanka. Damage'a tabii arkadaşlar nadiren oluyor. Bu çünkü insanlar çoğunlukla damage olarak oynamak istiyor. Ama olduğu olur. Looking for raid'e girerken, çeşitli kanatlara girerken faydaları. Bunlar arkadaşlar şu Derangement Pet Battle Cooldowns, Rematch ve Pet Battle Breed ID gibi bir şey. Ha, Battle Pet Breed ID. Bunlar arkadaşlar şey
Pet Battle ile ilgili. Bunun zaten ayrı videomuz var. Bu Handy Notes arkadaşlar faydalı. Oyunu arkadaşlar Draenor'da falan böyle küçük küçük hazineler koydular. Tamam mı? Sağda solda. Şeyde de var. Mist of Pandaria'da var. Bu arkadaşlar onların yerini haritada direkt gösteriyor. Diyor ki mesela buradan şuraya zıplayıp öyle gidebilirsin. Yani hepsini de yerinde gösteriyor arkadaşlar. Çok pratik bir şey. Yani böyle koyuyorsunuz. Bütün hepsini artık anında koyuyor. Yani mesela sıfırdan bir karaktere başlarken ezbere ihtiyaç duymuyorsunuz artık. Gösteriyor buradan sağa dön orada diyor. Güzel. Bu arkadaşlar biraz bir mount et onu. Hani her bastığınızda rastgele mount gelmesi falan sağlıyor. Hani çok mountunuz varsa, çok bineğiniz varsa eğlenceli oluyor. Bu arkadaşlar Draenor'daki Garizon için faydalı. Artı şu an tabii çok kullanışlı değil. Yani Draenor'da Garizon ama son içerikken bayağı faydalı oluyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar Pawn. Bu arkadaşlar sizin üstünüzdeki başınızdaki itemları kıyaslıyor. Mesela şimdi sizin karakterinizde arkadaşlar itemlarınızın arkadaşlar özelliği şu oluyor. Bir miktar esas statinizden verir. İşte atıyorum strength karakterisiniz, warrior'sanız, deathmatch'sanız strength. İşte büyücü veya iyileştiricilerdenseniz intelligence, sağaltıcılardan, healer'lardan. Damage'sanız da işte karakterinize göre yani strength, dexterity veya intelligence, tamam mı? Onlardan verir. Bir dakika önce secondary stat verir. Secondary stat 4 tane. Yeşil yazar bunlar. Critical strike, versatility, haste, mastery. Başka bir de üçüncü statlar. Onlar başka türlü. O önemli değil. Şimdi arkadaşlar her klasla bunlar farklı farklı. Yani şöyle bir şey. Haste atakların hızlı yapmanızı ve skill'lerinizin oluşturduğu cooldownları ve skill'lerin kendi cooldownlarını kısaltıyor. İşte ondan sonra versatility fazla damage vurmanızı ve az damage yemenizi sağlıyor. Mastery her karakterde başka bir şey yapıyor. Damage arttırıyor. Tanklarda, healer'larda daha fazla healer yemenizi sağlıyor. DPS'lerde daha, damage'larda daha çok karakter hasar vermenizi sağlıyor. Tanklarda daha az damage yemenizi sağlıyor. Bir şekilde. Dediğim gibi hepsi farklı farklı. Her karakterde farklı. Ondan sonra Mastery, Haste, Versatility, Critical Strike. Critical Strike zaten aşikar aşikar critical vuruyorsunuz veya critical ediyorsunuz. Daha fazla vuruyorsunuz filan falan. Şimdi arkadaşlar her klasta bunların ağırlığı farklı. Burada bunlar girilmiş oluyor. Addon yazan insanlar. Ve bakıyor sana diyor ki senin için bu item daha iyi. Normal çünkü arkadaşlar o basit bir aritmetik ama vakit alıyor. İşte bunun bu kadar agility'si fazla ama. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Düşünün bir itemınız diğerinizden 10 item level yüksek. Dolayısıyla daha fazla agility veriyor. Ama secondary statleri kötü. Şimdi o mu iyi o mu iyi? Onu, bu pawn direkt size söylüyor. Bu %3 upgrade senin için diyor. Tak diyor. Öyle. Postlar arkadaşlar e-mail gönderme oyun içerisinde. Aynı anda mailbox'tan 20-30 çok sayıda mail almanız falan sağlıyor. Pratik bir şey. Bu chat için arkadaşlar. Chat'i optimize ediyor biraz. Güzel yine. Bu casting bar arkadaşlar. Aşağıdaki casting barı biraz düzeltiyor. Bu arkadaşlar şey raider'lar için. Benim şu an bunu kullanmıyorum aslında. Bu arkadaşlar işte mesela raid'e girdiniz biri guild'ınızla. Loot düştü. İşte diyor ki bunu kim ister diyor. Orada ondan sonra officer'lar yani guild'ın yetkilileri bir yerde diyor ki bunu diyor Başar alsın diyor. Bunu Ahmet alsın diyor. Beraber karar veriyorlar. Bu işte orada neyi istediğinizi neyi istemenizi belli ediyorsunuz. Bu rematch yine pet battle atonu. Sevdiğiniz arkadaşlar bu çok fazla karakter olan insanlar için. Bu şu demek hangi karakterinizi nereye yaptığını size gösteriyor. Diyor ki bu world boss'u dövdün. Ondan sonra şu instance'ı yaptın. Şunu yaptın. Yani dolayısıyla arkadaşlar aynı karakterle ikinci kiloya girmiyorsunuz. Şimdi bakın. Çok sayıda 110 olduğu zaman hesabı kaçabiliyor. Yani veya bir karakterle bir şey yapmak istiyorsunuz. Bütün karakterinizi yapmak istiyorsunuz. Fakat unuttunuz birisini. O diyor ki mesela işte benim arkada görüyorsunuz. Nöronla yapmadın diyor. Öyle. Yani bunu tutmak için. Scrap arkadaşlar hoş bir şey. Yüzünüzdeki gri itemları direkt vendora satıyor ve üstünüzü otomatik repair ediyor. Mutlaka şunu görmüşsünüzdür eğer bu oynasanız. Biriyle bire girersiniz. Adam iki kere ölür. Derim ki üstüm başım kırıldı der. İnsanı sinir eder. Yani üstünüz hep repairli gezecek ki arkadaşlar. Bir iki ölümde hemen üstünüz başınız kızarmayacak. Bu onun için. Simulation Craft arkadaşlar bu biraz ileri seviye bir şey. Bu üstünüzü başınızı optimize etmenizi sağlıyor ama çok hassas bir şekilde. Yani üstünüzü başınızı arkadaşlar size mükemmel rotasyon yaptırıyor. Yani size oyuncu da bir şey yapmıyor. Bunun bir programı var. Siz bu program içerisinde karakterinizi koyuyorsunuz. Mesela denemek istiyorsunuz. Şu üçünü takarak nasıl oluyor? Bu üçünü takarak nasıl oluyor? Şu üçünü takarak nasıl oluyor? Yani bütün üstünüzü başınızı kombinasyonu koyuyorsunuz. Diyor ki sen en çok bununla DPS yaparsın. Bunları tak diyor. Bu bir damage miktarı arkadaşlar. Bu haritaya koordinatlar koyuyor. Dolayısıyla
hani şunun sağında, bunun üstünde falan değil de direkt şeyi söylüyor size. Yani mesela 56-62. Mouse'unuz gezdiriyorsunuz arada da 56-62 görüyorsunuz. Oluyor. Bu arkadaşlar Vikoras bu ağır bir addon. Şöyle bu mesela karakterinizi nasıl oynamanız gerektiğini gösterebiliyor. Çeşitli bosslarla çeşitli debuffları nasıl halletmeniz gerektiğini gösterebiliyor. Yani bu nasıl şöyle oluyor. Siz bunu kuruyorsunuz. Sağdan soldan gerekli weak oraları topluyorsunuz. Bunu kendiniz programlamak zor bir şey ama yapılabiliyor. Bu arkadaşlar Legion'da şu an World Quest diye bir olay var arkadaşlar. Diablo'daki bounty'lere benzeyebiliyorsanız. Mesela diyor ki burada 8 tane şunu öldür, bir de liderlerini öldür diyor. Veya diyor ki burada şu eldivenden lazım diyor bana. Craft edip veriyorsunuz ondan sonra. Veya diyor ki şuradaki sincapları kovala falan. Böyle böyle çeşitli çeşitli World Quest'ler var arkadaşlar. Bu zor alanları hızlıca grup bulmanızı sağlıyor. Atıyorum bir tane elit var orada güçlü. Zor oluyor sizin için öldürmesi veya öldüremiyorsunuz. Hemen diyorsunuz üzerine middle mouse ile basıyorsunuz. Size bir grup buluyor. Bir daha basıyorsunuz giriyor gruba. Tıkır tıkır dövüyorsunuz. Bu da arkadaşlar grupları bu World Quest'leri düzgün bir şekilde sınıflıyor. Bu yani normalde pek güzel değil. Bu onu güzel bir şekilde bir yere getiriyor. Bu arkadaşlar bir numaralı addon bu. Bu arkadaşlar mesela diyor ki altına bilmem ne açılacak kaç diyor. Bilmem ne yapılacak yani bu bütün bossları yaparken arkadaşlar size yardımcı oluyor. Mesela diyor ki bilmem ne geliyor dışarı çık diyor. Yani mesela diyorum boss yakındakilere çok fazla vuracak. Böyle bir sürü modu var. Hepsini almakta fayda var arkadaşlar. Bu diyemem en önemlisi. Addonsuz oynamanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çok şey oluyor. Bir de oyun içerisine gireyim arkadaşlar. Bir de burada görün. Başka addonlar tabi alınabilir. Bence bunlar çok çok çekirdek. Mesela bakın arkadaşlar görüyor musunuz koordinatları? Bu TomTom'un özelliği. Mesela bakın 51'e 80. İşte burası kaçmış? 74'e 68. Tamam. Yani bir yeri orijin olarak alıyor arkadaşlar. Bakın burası en kuzeybatı, en sol üst köşesini orijin olarak alıyor. 0'a 0. Ondan sonra doğuya gittikçe arttırıyor. Güneye gittikçe arttırıyor. Yani önemli olan şu arkadaşlar. O subjektif olmayan bir şey. Mesela Singing Forest'ın yukarısı. Şimdi Singing Forest'ın yukarısı mesela hani böyle bir tarifte. Burası da olur. Para Singing Poles'un. Singing Poles'un burası da yukarısı. Burası da yukarısı. Ne kadar yukarısı mesela. Ama arkadaşlar 71-37 deyince belli. Ondan sonra başka arkadaşlar bakın işte görüyorsunuz tek parça dağıtıyor Beg'i. Ve mesela bakın nasıl göstereyim şunu. Bu olur. Mesela bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ne diyor? Bu diyor senin bütün karakterinde birer tane var diyor. Ama bu mesela bir tek bu karakterde varmış. Bu da mesela bakın Mage'imde ve Death Knight'ımda 60'ar tane varmış. Bu flask'ten. Ondan sonra bakın işte arkadaşlar Mounted On'u. Durun bakayım. Mounted On'u olmuş oldu. Görüyor musunuz? Her sene başka veriyor. Bu eğlenceli bir şey arkadaşlar. Çok Mount'ınız var. Hepsini kullanmak istiyorsunuz. Görüyor musunuz? Her sene farklı veriyor. İşte buradan arkadaşlar. Bu da mesela Pet Battle Journal'a yansıdı. Bu rematch. Bu da çok önemli. Pet Battle yapacaksınız. Bakın işte ben 407 varmış şu an. Böyle işte. Rastgele bunlardan çağırıyor arkadaşlar. Benim beceriklerinizden. Suda arkadaşlar hızlı yüzen mount'lar var. Özel. Suda ondan çağırıyor. Uçabileceğiniz bölgede uçabileceğinizden çağırıyor. Bakayım şunu göstereyim. Mesela şimdi burada da var anda uçabileceğim. Orada uçan binek çağıracak. Görüyor musunuz? Her yerde farklı. Mail'im yok. Mail'i göstermez. İşte inventory'i gösterdim. Bakın buradan mesela arkadaşlar bu pratik oluyor. Mesela open all diyorsunuz. Bütün mail'leri açıyor aynı anda. Mesela auction house'a bir sürü mal koydunuz. Ben auction house'a çok uğraşmıyorum arkadaşlar. Param idare eder. Var yani. Bakayım. Burada var mı? Burada biraz mail olabilir. Bu ok şansı koyduğum karakter bu. Şimdi arkadaşlar tabii bütün karakterle yüksek level olunca o komik oldu. Bir zamanlar bunu level'lamıyordum hiç. Bununla bütün ok şansı mal koyuyorduk da. Ve bunu da yine yap. Bakın mesela arkadaşlar güzel legendary craft etmişim. Ok şansı koymuyorum. Tembellik. İşte arkadaşlar böyle yani bu karakter benim Auction House karakterim. Yani bir tanesi yapmakta fayda var. Auction House'a konabilecek item'lar var arkadaşlar mesela. Örneğin göstereyim. Petler olabilir. Mesela bakın şu
kalkan arkadaşlar görünüşünden dolayı transmogrification da kullanılabiliyor arkadaşlar. Transmogrification da şey demek. Mesela bir kalkanınız var fakat tipini beğenmiyorsunuz. O kalkanı kullanıyorsunuz hala. Fakat o kalkanı başka bir şey gibi göstermek var arkadaşlar. İşte buna transmogrification deniyor. Bazı düşük seviyeli itemler arkadaşlar transmogrification'dan dolayı değerli. Mesela bakın bu. Bir göstereyim nasıl gözüktüğünü size. Bu lightning round değerli. Bu da arkadaşlar burning crusade'den rastgele olarak düşüyor. Yani bu şey yani. Mesela görüyorsunuz 20.000 gold diye auction house'da. Ama işte ben koyuyorum. Satmak bilmedi yani. Değişiyor işte. Böyle arkadaşlar add-onlar. Add-onlarınızı dediğim gibi Twitch uygulamasıyla çekebilirsiniz. Sorularınız olsa sorarsınız. Ben videonun altında cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.